saatimiz 19'u gösteriyor. Akşam ajansına devam ediyoruz kaldığımız yerde. Ekranlarınızda sizler de görüyorsunuz. Son dakika gelişmesini. Geçtiğimiz dakikalarda Milli Güvenlik Kurulu toplantısının sona erdiğini belirtmiştik. Yaklaşık olarak 2 saat 45 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında MGK toplantısı ve MGK sonrasında yazılı bir de açıklama yapıldı. Terörle mücadele ilişkin, FETÖ'yle mücadele ilişkin önemli başlıklar var. Hemen dönelim. Rüya Kuş takip ediyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği MGK toplantısının detaylarını bizlere anlatacak. Hemen sözü Rüya'ya bırakıyorum. Oldukça uzun bir yayın olacak Merve, çünkü MGK bildirisinde tam 9 madde yer alıyor. Fakat ben yayına 4. maddeyle başlamak istiyorum. Çünkü yakın zamanda Suriye ile ilişkilerimizin normalleşmesini gündeme almışken Türkiye, bir yandan da geçtiğimiz birkaç hafta önce Suriye halkıyla Türkiye arasında bazı olaylar yaşanmıştı. Bu olaylara da atıf yaparak 4. maddede şöyle söylenmiş. Meselelerin çözüme kavuşturulması sürecinde Suriye'de tüm tarafları kapsayan gerçek bir toplumsal mutabakata ulaşılması yönelik desteğin sürdürüleceği ve nifak girişimleriyle iki halkın kadim dostluğunu hedef alan kışkırtmalara müsaade edilmeyeceği vurgulanılmıştır denildi. Yine aynı maddede Suriye topraklarının bölücü terörden arındırılmasının öncelikle Suriye'nin menfaatlerini ve bekasının teminat altına alacağının da altı çizilmiştir ifadesi de bulunuldu. Üçüncü madde ise terörle mücadele vurgusu içeriyor. Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğe ve refahına kalıcı katkıda bulunacağı ifade ediliyor. Türkiye'nin yürütmüş olduğu terörle mücadele gayretlerinin. İkinci maddede ise FETÖ'ye denk geliyoruz. 15 Temmuz ihanetinin faili FETÖ'yle mücadelede gelinen aşamanın değerlendirildiği belirtilerek de söz konusu menfur eyleme tevessül eden ve mağduriyet kisvesiyle kendisini aklamaya çalışan terör örgütünün tamamen çökertilmesi yönelik sarsılmaz kararlılık vurgulanmıştır denildi. Yine maddelere bakacak olursak 5. maddede uluslararası toplumun artan tepkisine rağmen, burada İsrail'e bir atıf var, gerçekleştirdiği katliamlarla hiçbir hukuk kuralı ve insani değer ilişkisi kalmadığını açıkça ilan eden İsrail yönetiminin gecikmeksizin durdurulması gerektiği belirtilmiş. Aksi halde önce mücavir alanlara mütakiben tüm bölgeye yayılacak bir şiddet sarmalının tetiklenebileceği tekrar hatırlatılmıştır denildi. 6. maddede ise Kıbrıs Barış Harekatı'nda bir atıfla milli davamız olan Kıbrıs meselesinin Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statü temelindeki iki devletli çözüm esasına göre neticelendirilmesi ve bu kapsamdaki Türkiye'nin de kararlı tutumunun muhafaza edileceği vurgulanmıştır denildi. Ege ve Akdeniz'deki süreçler de ele alınmış MGK'da. Burada da diyaloğa öncelik veren ve yapıcı yaklaşımımızın istismarına fırsat verilmeyeceği belirtilmiş ki hatırlayanlar olacaktır, yayınlarımıza da bahsettik gün içerisinde Yunanistan'dan gelen bazı açıklamalar Türkiye'den tepkiyle karşılandı diye. Hak ve alaka ile menfaatlerimizin müdafaası yönelik tavizsiz uygulamaların sürdürüleceği de ifade edilmiştir denildi. Devam eden Rusya-Ukrayna savaşı da 8. maddede kendine yer buldu aslında. Bu maddede savaşa ilişkin gelişmeler ve son dönemdeki diplomatik çabaların ele alındığı vurgulandıktan sonra adil ve kalıcı bir barışın tesisine yönelik çok taraflı samimiyetin arttırılması gerektiğine bir ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir dedi. Son mesajsa söylemiştik zaten. Türkiye bir Somali Deniz Anlaşması'nı imza attı. Libya'da bir asker varlığı söz konusu. Nijer'de yakın zamanda bir çıkarma gerçekleştirmişti bakanlar. O ziyaretlere de atıfta bulunarak Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında uzun vadeli bir yaklaşımla geliştirilen ilişkiler değerlendirilmiş. Türkiye'nin güven ve istikrarın tesisi hususunda üzerine düşen sorumluluğun gereklerini yerine getirerek kardeş Afrika halklarının huzur ve refahına katkıda bulunmaya devam edeceği kaydedilmiştir denildi. Söz konusu MGK bildirisi İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. 9 maddeden oluşuyordu. Terörle mücadele, FETÖ'yle mücadele, Suriye ile normalleşen ilişkiler ve arada yaşanan gerginlikler, bunun yanı sıra Ege ve Akdeniz'deki hareketlilik ve son olarak da Afrika ülkelerinin durumu, İsrail ve Gazze savaşı ele alınmış oldu.